Spor yasasıyla görüşüyoruz. Komisyonda da belirtmiştim. Ben de sporun içinden gelen bir milletvekilim. Yani sporun sıkıntılarını az çok yaşayarak buralara geldik. Bu beklenti, spor yasasıyla ilgili bir beklenti gerçekten uzun süreden beri vardı. Çünkü milyonları ilgilendiren bir konu. Tabii ki böyle olunca beklenti yüksek oluyor. Düzenlemeler yapılması bekleniyor. Şimdi yasaya da baktım, avukat olarak da sürekli anonim şirket ve onunla ilgili düzenlemelerden bahsediyor. Baktığımda ticaret kanununu sanki inceliyormuş gibi hissettim. Yani aslında onun ötesinde gerçekten az önce saydığım o milyonlarca sporcu ilgilendirecek sorunların çözülmesine dair beklentiler vardı ama bunları göremedik. Gençlik Spor'un gayrimenkullerinin eğer bir 6 tane spor dalında faaliyet gösteriyorsa tahsis yapılabileceğini düzenlemiş. Şimdi burada talep şu. Belediyelerin veya milli emlakta da atıl durumda olan veya kullanılabilecek yerler var. Bunların da işte ilgili spor kulüplerine verilmesiyle ilgili düzenlemeler yapılmasının önünün açılması mesela beklentisi var. Yine sporcularla ilgili özellikle amatör düzeyde oynayan sporcuların hiçbir sağlık güvencesinin olmadığından bahsediliyor. Eğer lisanslı sporcuysa ona o sağlık güvencesi verilmesi, hatta ilaç temini konusunda da kolaylık sağlanması, belki bir cüzi katkı bayıyla da bunun giderilmesinin mesela bir ciddi anlamda beklentisi var. Türkiye'nin değişik yerlerine gitmekte sporcular. Çağrıcılıkla ilgili yapılan düzenlemeye göre sporcuya 62 lira para veriliyor. Bu sporcu turnuvaya gidecek, 62 liraya konaklayacak, sabah, öğlen, akşam yiyecek ve geri dönecek. Bu 62 lirayla mümkün değildir. Bununla ilgili de, bunun arttırılmasıyla ilgili de ciddi beklentiler var. Spor turizmi, özellikle ilmi de çok ilgilendirdiği için bu konuda ciddi kafa yorulması lazım. Dünyada milyarlarca dolar para spor turizminden para kazanılmakta. Ama maalesef ülkemiz bununla ilgili yeteri kadar pay alamamakta. Bununla ilgili ciddi düzenlemeler yapılması lazım. Bu kadar üç tarafı denizlerle çevrili bir ilde başarılı su sporlarında sporcumuz yok. Muğla'dan çıkan sporcular yok. İşte tesisleşerek bunların önünü açabiliriz. Ama biz onun yerine ne yapmışız? Bir haber çıktı. Diyarbakır İl Müftülüğü'nde çalışan 5 tane imamın spor müdürü olarak atandığını gördük.